Tamam, anladım. Ben şimdi Harun Bey'le konuşacağım. Kendisine anlatacağım. Tamam, tamam. Harun, video sosyal medyada çok hızlı yayılmış. Sen İrem'in sosyal medya hesabının şifresini biliyor musun? Tamam, ben şirketin IT müdürüyle görüştüm. Onun hesabını hackleyip videonun kaldırılmasını bir yolunu bulacak. Tamam mı? Alo. Asu, kardeşin cevap vermiyor. Evi ara, bir sor bakalım gelmiş mi? Hemen arıyorum, aynı bir dakika. Cehennemin dibine gelir senin oğlun. Bu defa sen de kurtaramayacaksın, biliyorsun değil mi hale? Ah, geldi, tamam. Oğlum neredesin sen? İrem iyi mi? Neredesin sen? Anne, İrem iyi mi? İlker, çok fütursuz davranıyorsun İlker. Harun. Çok sorumsuz davranıyorsun İlker. Elinden alırız. Dışarıda bekle lütfen. Eğer ona bir şey olursa. Oğlum git dışarıda bekle. Git. Harun. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de senin kadar korkuyorum. Ha. Nasıl durumu? Midesini yıkadık. Bu geceyi biraz sersemlemiş geçirecek. Boğaz reflüsü beklentimiz var ve alerji testi için... İyi mi yani kızım? Yani bir şey... Bir avuç dolusu hapla sadece reflü ve sersemlemiş mi yani? O kadar. O bir avuç hap multivitamin olduğu için çok şanslıyız. Detayları da alerjen testleri çıktıktan sonra konuşuruz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne dedi o? Ay çok özür dilerim. Sinirlerim bozuldu. Geçmiş olsun. Hastamız kendine geldi. Sizi bekliyor. Ah, hastamız kendisine mi gelmiş? Baba. Çok özür dilerim. Çok aptalım ben. Üzülme tatlım. Nasıl olsa önümüzdeki bir yıl grip olmayacağın kesin. Pardon. Herkes öğrendi değil mi? Hepsi. Takipçilerim İlker. İlker affetmez beni bu sefer. Kesin terk eder. Takipçilerim zaten gidiyordu. Hepsi gidecek. Kimse kalmayacak. Linç edecekler. Derin bir nefes al. Sakinleş. İlker aşağıda babanı rahatsız etmemek için kafede. Hiçbir şeyden haberi yok. Rahat ol. Of. Takipçilerim. Takipçilerin en son baktığımda yeri göğü inleterek doğa zinciri halindeydiler. Şu ana kadar kimse duymadı. İçin rahat olsun. Ama tabii şimdilik. Hayır. Şimdilik falan değil. Hiç kimse duymayacak. Kimse bilmeyecek benim numaradan intihar ettiğimi. Hiç kimse, İlker, takipçilerim, her şeyi kaybederim baba, duydun mu? Yoksa bu sefer gerçekten öldürürüm kendimi. Doktorumuz ufak bir kan testi daha istiyor. Gerçekten yaparım baba bu sefer. Biz biraz dışarıda konuşalım mı seninle? Kimi arıyorsun? Psikoloğunu Hale. Psikoloğunu arıyorum. Harun, Allah aşkına. Gerçekten ölmek istemiş gibi yapma. En çok da babam üzülecek biliyorum. Ondan da buradan özür diliyorum. Evet. Bunun gerçek bir intihardan daha az hastalıklı olduğunu söyleyemezsin. Evet ama şu anda ona psikolog yardım edemez. Bizden başka kimse yardım edemez. Bu yalanı saklamayı sakın teklif bile etme bana. Daha 5 dakika önce kızının hayatından başka değerli olmayan Bay Dürüst'e baksa. Sen kızının ne dediğini duymadın mı? Bu sefer gerçekten yaparım dedi. Bu gece yaşadığın korkuyu
bir kere daha yaşamayı göze alabiliyor musun? Hem numara yaptığı ortaya çıksa ne olacak? Kızın kendini daha mı iyi hissedecek? Bu sefer ben bile İlker'i bir dakika tutamam. Ha, hem yüzüne vurmak gibi olmasın. Kızı döv, suçu kocama at felaketinden sonra evlilikleri. Artık senin kızın içinde can simit. Harun, İrem bunun altından kalkamaz. Ha, sen kızla iyilik mi yapmak istiyorsun? O zaman yolumdan çekil. Bana bırak. İrem nasıl? Doktor çıktı mı? Çok şükür. Birkaç dakika daha geç kalsaymışız, her şey bitiyormuş.